Biraz da Microsoft Teams'e girişte de aynı şeyleri mi kullanacaklar hocam? Biraz evet, açalım, orayı, orayı açalım. Evet. evet, haklısınız. Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Şimdi bizim UBS tarafında öğrenci arkadaşlarımızın kullanmış olduğu kurumsal e-mail adresleri evet. ve kurumsal e-mail adreslerinin şifrelerini kullanarak UBS'e giriyorlar. Ama Microsoft Teams tarafı bir Microsoft sistemi olduğu için biz bu kullanıcı hesaplarını birbirine entegre ne yazık ki edemiyoruz. Bundan dolayı biz yine kurumsal e-maillerini kullanıcı adı olarak Microsoft Teams tarafında da kullandık. Aynı kullanıcı adları. Yani örnek olarak benim adım Nuh Yavuzal, email E-mail adresim nuhyavuzal.ibu.edu.tr Microsoft Teams hesabım da benim nuhyavuzal.ibu.edu.tr Bu benim kullanıcı adım. Hı hı. Aynı. Ama parola, UBS tarafında, mail tarafında kullanmış olduğum parolan farklı. Microsoft Teams tarafında kullanmış olduğum parolan farklı. Öğrenci ve öğretim elemanlarımız için varsayılan olarak ilk kullanmalarını istediğimiz geçici parolaları e, Bolu'nun B'si büyük harfle, Ordu'nun O'su küçük harfle, BO O, TC kimlik numaralarının X8 karakteri. Bunlar ilgili web sitesi hocam, da duyuru olarak verildi. Bir daha tekrar, tekrar yedim, edeyim. Bolu'nun B'si büyük harf, evet. Ordu'nun O'su küçük harf, BO O, TC kimlik numaralarının X8 hanesi. Hı hı. Bu 10 karakterli yani BO artı 8 karakter 8 hane TC kimlik numaraları olan 10 karakterlik parola Microsoft Teams'e girişte kullanacakları ilk geçici parolaları. Hı hı. Bu parolayı yazdıklarında zaten Microsoft Teams lütfen parolanızı değiştirin diyor. Öğrenci arkadaşlarımız ya da öğretim eleman arkadaşlarımız parolalarını güncelliyorlar. Eğer parolaları ile ilgili bir sorun yaşıyorsa öğrenci arkadaşlarımız ya da öğretim eleman arkadaşlarımız ibuzen web sayfasında slash sifre diye bir internet adresimiz var. Buradan hı hı. parolalarını sıfırlamaya çalışabilirler. Hı hı. Ee, eğer oradan e, özellikle uluslararası öğrenci arkadaşlarımızın hani ad ve soyadlarında ya da kendi ülkelerine ait karakterlerin kullanımı ile ilgili bizim evet. dilimizde bazı uyuşmayan noktalar olabiliyor. Özellikle uluslararası öğrenci arkadaşlarımız biraz zorlanıyorlar o sayfa üzerinden parolalarını sıfırlama konusunda. Bu noktada da ibuzemdestek@ibuedu.tr mail adresimize ya da Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın bidb b i d b et <laughs> ibuedu.tr mail adresine bir e-posta gönderirlerse e, biz parolalarını sıfırlayabiliriz. Yalnız burada failleri gönderirken özellikle bunu söylemek zorundayım. Öğrenci arkadaşlarımız e, sağ olsunlar. E, mail yazarken Hani belli şeyler vardır, kurallar vardır. Bunlar bilişim teknolojileri giriş dersinde de özellikle bahsedilir. E, mail gönderirken bazı noktaları unutuyorlar. Çok heyecanlı oldukları ve acil olarak işlerini çözmek istediklerinde e, işte derslerine böyle 5-10 dakika kala sisteme girmeye çalışıp başarılı olamıyor. Öğrenci arkadaşım 10 dakika sonra dersim var, parolamı sıfırlar mısınız diye bir mail gönderiyor. Şimdi <laughs> öğrenci arkadaşımız bu maili gönderirken kurumsal, e-mail hesabından göndermediği için Görün. biz o öğrenci arkadaşımızın gerçekten o olduğundan emin olamıyoruz. Bu bir. İkincisi arkadaşımız ne okul numarasını, ne TC kimlik numarasını, ne adını soyadını açık bir şekilde yazmadığı için biz onun kim olduğunu da bilemediğimiz için parolasını sıfırlamak da sıfırlamakta gerçekten zorlanıyoruz. Burada özellikle Burada hocam öğrencilere bir bilgi vermekte fayda görüyorum. Bazen evet. bana da mail'ler geliyor işte hocam şu dersi nasıl yapacağız, gelemeyeceğim diyeceğim. Hmm. Mail adreslerine bakıyorum hocam. Enteresan enteresan isimler. İsimlerini anlamamız çok zor de, mail adreslerinden yani, gerçekten. İnsana biraz tanımlayıcı olması lazım. Yani. Bunların her birisi bir tecrübe. Bakın işinizi görme noktasında yine öğrencilerimize bu noktada bir bilgi verelim ya hani öğüt tarzında değil de bilgi tavsiye niteliğinde bunu söyleyeyim. Evet. isimlerinizin olduğu farklı şeyler değil de isimlerinizin olduğu mail adresi olursa sizin için daha avantajlı olur. Çünkü bunlar ömürlük kullanılacak şeyler. Kesinlikle. Gençken değil, bunu ya da çocuk yaşta aldığımız veya gençken aldığımız farklı isimler oluyor. Çizgi film karakterleri oluyor, evet, büyük evet. kahramanlar falan. Onlar değil, isimle soy isimle olmasında daha faydalı olduğunu Evet. Aynı zamanda da özür dilerim camrafınızı lafınızı bölüyorum. Mail içeriğinde mutlaka öğrenci arkadaşlarımız kimlik bilgilerini paylaşsınlar ki biz onların hesabına çok hızlı bir şekilde ulaşabilelim. Evet. Çok da hızlı bir şekilde yardımcı olabilelim. Evet. Gün içerisinde yani bazen işte böyle 10 dakika, 15 dakika, yarım saat, bir saat ama en geç o gün içerisinde öğrenci arkadaşlarımıza mutlaka dönüş yapıyoruz evet. yoğunluğumuza bağlı olarak.